Kimyasal silah kullanımı aslında savaşın geldiği düzeyi gösteriyor her şeyden önce. Türkiye Cumhuriyeti bakımından bölgede ilerleyemediği, sonuç alamadığı görülüyor. Dolayısıyla artık bu sonuç alamama kendisi bakımından bir beka soruna dönüşmüş durumda. Çünkü orada oluşacak bir yenilginin ya da bir geri çekilmenin hem bugünkü iktidar bakımından yani AKP-MHP iktidarı ve onun etrafındaki ittifak bakımından da hem de rejimin kendi yapısal sorunu bakımından da geri dönülemez yıkımlar örgütleyeceğini görüyor ki bu bir gerçek aynı zamanda. Doğal olarak da aslında varlığını, yokluğunu bu savaşı kazanmaya vakfetmiş durumda. Doğal olarak da bu bakımdan bir ölüm kalım savaşı olarak görüyor. Çünkü bu bir beka sorunu kendisi bakımdan. Hem kendi iktidarını sürdürmenin bir bekası ama aynı zamanda daha fazla ve daha önemli olan şey bugün rejim bakımından Kürt sorunu her şeyden önce bir yapısal sorun. Doğal olarak da bu yapısal ve buna bağlı varoluş sorununu bir şekilde ertelemeye çalışıyor. Krizini bu anlamıyla yönetmeye çalışıyor. Kimyasal silah kullanımı ya da ona bağlı işte taktik nükleer bombalar ya da değişik gazların kullanımı düpedüz aslında bu savaşın sonucunu hızlandırma ve bir şekilde başarılı olmaya yönelik bir hamlesi. İşte CHP'nin merkezine durdu. Millet İttifakı da buna sessiz destek veriyor. Hatta sessiz değil aslında doğrudan destek de veriyor. İşte kimyasal silah kullanan TSK mensuplarını sahipleniyor. Onlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Doğal olarak da bu anlamıyla bu insanlık suçuna ortak oluyor aslında. Bu savaş suçuna ortak oluyor. Çünkü onlar da aynı şeyi düşünüyor aslında. Yani rejimin bekasını Kürt özgürlük mücadelesinin yenilgisinde görüyor. Yani rejimin bekasının sürdürülmesini Kürt özgürlük mücadelesinin bastırılmasında görüyor. Türkiye'nin pozisyonu çok anlaşılır bir şey. Zaten kendisi yapıyor. Yani suçu işleyen kendisi yani. Hani bu insanlık suçu nihayetinde. Bir savaş suçu işliyor yani. Hani sonuçta çok açık bir biçimde hiçbir hukukta yeri olmayan bir şey. Bir sürü uluslararası sözleşme imzalamış. Hiçbir sözleşme uymuyor yani. Aslında uluslararası kurumların hiçbirinin hiçbir karşılığı yok aslında. Hiçbir yaptırımı yok. Çünkü onun arkasında duran emperyalist devletler sonuçta bu silahları üretenler onlar zaten yani. Yani şimdi uluslararası sözleşme imzalanıyor. İmzalayanlar belli işte ABD'si imzalıyor, Fransa'sı, Almanya'sı, Rusya'sı falan filan imzalıyor. Ama bu savaş mekanizmalarını, araçlarını üretenler bunlar zaten. Yani aslında halkları kandırmanın, emekçiler ve ezilenlerin bilincini bulandırmanın bir aracı olmak dışında hiçbir işe yaramıyor bunlar yani. Böyle görmek lazım. Yani kendisi karşısında yer alan herkesi bir şekilde bir hizaya çekmeye, mümkünse bunları tasfiye etmeye ya da yok etmeye yönelik bir hamle yapmaya çalışıyor. Bunlardan hangisi başarılı olursa artık ona uygun bir politika uyguluyor. Kimyasal silah da böyle bir şey. Yani yok etme saldırısının bir biçimi. Doğal olarak da diğer taraftan da işte her taraf işte gazeteci arkadaşımız Berivan Altan'ın gözaltına alındığında işkence gözümüze sokuyor yani aslında. Yani bununla da topluma bir şekilde hem toplumda emekçiler, ezilenler nezdinde bir kaygıyı, korkuyu örgütlemeye, bir sindirme politikasını bir yaygın ve sürekli hale getirmeye çalışıyor. Diğer taraftan örgütlü ve öncü mücadele kesimlerini belli çizgilere hapsederek onların sesinin kısılmasına, örgütsüzleşmesine ve apolitikleşmesine, apolitikleşmiyorsa bile bir kısmı bakımından aslında politik etkisinin sınırlanmasına yol açacak hamleler yapmaya çalışıyor. Ya suçüstü yakalanmış bir iktidarla karşı karşıyayız. İnsanlık ve savaş suçu diye kabul edilen bir kimyasal silah kullanımının hem uluslararası hem de bölgede yaşayan halklar hem de görüntüler yani işte orada servis edilen görüntülerde görülüyor. Ya bu bir iddia falan değil. Bu iddia demek bile aslında yani sonuçta egemenin diliyle konuşmak anlamına geliyor. Sadece insanlar değil yani oradaki bütün canlı toplamı da yok ediliyor. Doğal da orada sadece bir mücadeleden arındırma değil aslında bir insansızlaşma, bir canlılardan arındırma yönünde bir hamle yapıyor. İnsan hakları mücadelesi veren, demokrasi mücadelesi veren herkes bakımından bilmeli ve görmeliyiz ki bu tür olaylar yaşanıyor. Bu bir gerçek ve bunun karşısında sessiz kalmak ya da bunun karşısında kısık sesle konuşmak bu egemen siyasetin suyuna su katmak anlamına geliyor. O nedenle buna karşı çıkmak şart. Yani burada yani mücadeleyi çeşitlendirmek ve büyütmek zorundayız. Bunu yaparken de bazı şeyleri
Değiştirmek gerekiyor kanımızca. Yani alışılmış siyaset tarzının dışına çıkmak lazım. Temsili siyaset tarzının dayanışma anlatan ya da sadece dayanışmacı mesajlar içeren mücadele tarzının dışına çıkılması gerekiyor. Basın açıklamacı, protestocu tarzının dışına çıkılmaya ihtiyaç var. Yani bizi sınırlarına hapsetmeye çalışan o faşist iktidarın bir şekildeki hareket tarzının karşısında biz de benzerini uygulamalıyız. Yani bugün şöyle düşünmek lazım. Yani AKP-MHP iktidarı hangi yasaya uyuyor? Kendi belirlediği hangi kurala uyuyor? Kendi belirlediği hangi araç biçimlere sadık kalıyor ya da sınırlara uyuyor? Ya işte kimyasal kullanımı meselesi yani. Ne uluslararası anlamda ne de insanlık tarihi anlamında yapılmaması gereken bir şey. Ama uyuyor mu? Uymuyor. Hiçbir tane uluslararası kurumu ciddiye alıyor mu? Almıyor. Bu kimyasal silah kullanımından gazetecilerin işkenceyle gözaltına alınmasına, Şebnem Hoca'nın gözaltına alınmasından işkencenin göze sokulmasına kadar bir dizi mücadeleyi somut eylemli bir pratik öz eleştiriyle yanıtlamalıyız. Yani bunun yolu da belli yani. Hani sağa sola sıkıştırılmış, ondan bundan bekleyen bir protestoculuk değil yani. Bunun düpedüz emekçilerin, ezilenlerin örgütlenmesinden, bunun sınırların eylemli tarzın sınırlardan çıkartılmasından, fiili meşru mücadele çizgisinin örgütlenmesinden geçen bir hat olduğunu görmek zorundayız yani. Bu kimyasalları durdurmak istiyorsak hiç kuşkusuz bu mücadeleyi büyütmek zorundayız. Bu mücadelenin sesini örgütleyen işte Şebnem Hoca gibi gerçekten en azından asgari düzeyde yapılması gerekeni yapan insanların yanında durmanın, onun mücadelesini büyütmekten geçtiğini görmek zorundayız.